Tağut sözlükte azmak, sınırı aşmak anlamındaki tuğvan ya da daha doğru ifadeyle tuğyan kökünden türeyen bir isim sıfattır. Tuğvan diyenler de olmuş, tuğyan diyenler de olmuş. Tuğyan kelimesine sözlüklerimiz Ragıp el-İsfahani'nin müfredatı, İbni Manzur'un Lisanul Arabı ve diğer sözlüklerimiz şöyle kısa bir anlam verirler. Aşırı derecede azgın ve mütecaviz yani haddi aşan yani Allah'ın sınırlarını ihlal eden. Buradan hareketle tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Bir daha söylüyorum Tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Puttur, şeytandır, kahindir, sihirbazdır, şaridir, nefistir, hevadır. Bunlar var hem Kur'an'da var hem hadislerde var. Bir daha tekrar ediyorum puttur, şeytandır, kahindir, Sihirbazdır, şaridir, yani hüküm koyandır, nefistir, hevadır. Dolayısıyla Tağut şahıstır, kurumdur, ideolojidir. Bazen bir siyasi liderdir. Bazen bir cemaatin önünde olan şeyh ya da mürşittir. Bazen bir evde babadır bazen bir düşüncenin mimari olarak bir ideoloji sahibidir. Daha net söyleyeyim mi bu kadar söylenir. Bu kadar geniş bir anlam var aslında tağutta. Peki nasıl olur? Nasıl bu söylediklerim olur? Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermiş. Bir mesele hakkında ortaya bir şey konmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adım atmış bir söz söylemiş. Her kimse bu saydığım sınıflardan hangisi olursa olsun fark etmez. Söylenmiş o söze konulmuş o hükme rağmen bir hüküm o üstüne koyuyorsa söylenen o söze karşılık başka bir söz getiriyorsa söylenmiş ortaya konmuş o sedaya başka bir sedayla karşılık veriyorsa Orada haddi aşma söz konusudur. Atılan her adım, söylenen her söz sahibini tuğyana, yani haddi aşmaya, kendisini de tağut olmaya götürür.